22 Haziran'da Suriye tarafından vurulan jetimizdeki şehit pilotların naaşları denizden çıkartıldı. Cenazelerin Malatya'ya gönderildiğini açıklayan Genelkurmay, internet sitesinde arama çalışmaları sırasında bulunan malzemeleri de sergiledi. İşte şehit pilotlarımızdan geriye kalanlar. İşte Suriye'nin 22 Haziran'da vurduğu jetimizde şehit olan pilotlardan geriye kalanlar. Pilotlarımızın kaskları, postalları ve kullandıkları F-4'ün parçaları. 13 gün boyunca aranan pilotlar, şehit yüzbaşı Gökhan Ertan ve şehit teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'a dünyanın en gelişmiş derin deniz inceleme gemilerinden Nautilus'un bölgeye gitmesiyle ulaşılmıştı. Deniz dibinde vurulan jetin yaklaşık 1260 metre dikteki enkazındaydılar. Genelkurmay Akdeniz'den gelen acı haberin ertesi günü yazılı açıklama yaptı. Pilotların naaşlarının ikisinin de çıkarıldığını ve Malatya'ya gönderildiğini belirtti. Pilotların naaşları Suriye'den 8.6 mil açıkta bulundu dedi. Enkazın ve pilotların tam yerini gösteren bir de harita yayınladı. Çalışmalar devam ediyor ama Genelkurmay aynı açıklamada o çalışmalar sırasında bulunanları da sergiledi. İşte su üstünde bulunan 30 kalem malzeme. Aralarında daha önce bulunduğu açıklanan kasklar ve postallar da var. Bunlarsa denizin dibinden çıkarılanlar. 5 kare fotoğrafta kokpite ait parçalar yer alıyor. Fotoğraflar arasında denizin dibinde hala çıkarılmayı bekleyen nesneler de var. Onlar da uçağın parçalanan diğer bölümlerine ait. Deniz tabanına saçılmış durumdalar. Enkaz parçaları Türkiye'nin dediği yerde bulundu. Uzmanlara göre çok sayıdaki parça jetimizin Şam yönetiminin dediği gibi uçak savarla değil füzeyle vurulduğunu doğrular nitelikte. Tespitlere göre pilotlar fırlatma koltuğunu çalıştıracak fırsatı bile bulamadı. Allah'ım onu en yüksek mertebelere yükseltti. Amin. O en yüksek mertebede şimdi. Şehitlerimizin aileleri 13 gün boyunca bekledikleri umutlu haberi alamayınca yıkılmışlardı. Ateşin yaktığı yerde hala hüzün var. İstanbul'daki ve Malatya'daki şehit evlerine taziye akını oldu. Valiler, ordu komutanları, belediye başkanları ve halk acılı aileleri yalnız bırakmadı. Şuramda hiçbir şey inandıramıyor beni. Malatya valisi Ulvi Saran, şehit yüzbaşı Gökhan Ertan'ın fenalaşan babasını hastanede ziyaret etti. Şehitler için son görevin cuma günü yerine getirilmesi bekleniyor. Geriye 10 ay önceki düğün fotoğrafları kalan şehit teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un baba evini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıkladı. Sayın Osman Aksoy babasıyla konuşmamızda aldığımız bilgi, şehitlerimizi cuma günü ailelerine teslim edileceği Malatya'da yapılacak bir tören sonrası cuma vakti için buradaki yakın bir cami, kendi mahalle camiinde cenaze namazı yapılmak üzere getireceğinden bahsetti. İnşallah burada bizler de bulunmak istiyoruz.